Memusen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüştüler. Çıkışta da bir açıklama yapıldı. Memusen Başkanı 3600 ek gösterge konusunu Çalışma Bakanlığı ile gündeme alıyoruz. Mutabakat sağladık dedi. Detaylarını alacağız. Bedircan Özbey bizi bekliyor. Bedircan sendeyiz. Mehmet Akif Ersoy, sizin de belirttiğiniz gibi o son dakika bilgisini tekrar edelim. 3600 ek gösterge konusunda bakanlıkla mutabakata vardık ve komisyonda görüşülecek, bu konuda mutabakatı sağladık. Asgari ücret belli olduktan sonra komisyon toplanacak ve Çalışma Bakanlığı'nın yapmış olduğu 3600 ek gösterge çalışması bu komisyonda ele alınacak dedi Memursen Başkanı Ali Yalçın. Yalnızca toplantıda bu konuların konuşulmadığını söyledi. Özellikle 1 Eylül-30 Kasım arasında kurdaki hareketlilik ve emtia fiyatlarının artması nedeniyle kamu ve kamu emeklisinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti. Ocak ayında devreye girecek toplu sözleşmeye ek bir protokol eklenerek zam yapılması talebini ilettik. Bu konuda da mutabakat sağladık dedi. Yani mevcut toplu sözleşmeye bir ek protokol eklenerek ek bir zam olacak. Bu zam oranı ise 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacağını iletti. Memursen Başkanı Ali Yalçın oranla ilgili soruyuysa yanıtlamadı. Şu an için ek protokolle memur ve memur emeklilerine bir zam yapılması konusunda mutabakat vardık, ancak yapılacak olan toplantılarla birlikte o oranda belli olacak dedi. Bir diğer gündem başlığıysa sağlık çalışanlarıyla ilgili olan düzenlemeydi. Memursen Başkanı Ali Yalçın bu düzenlemenin yalnızca doktorlarla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi ve tüm kamu sağlık çalışanlarını etkileyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini, bu konuda da Bakan Vedat Bilgin'e gerekli bilgileri ilettiklerini söyledi. Toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Memursen Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların başkanları Çalışma Bakanlığı'na gelerek Vedat Bilgin'le bir araya geldi. 3600 ek göstergesiyle ilgili bakanlığın yapmış olduğu bir çalışma vardı. O çalışma tamamlanmıştı. Önümüzdeki günlerde komisyonda bu çalışma ele alınacak. 3600 ek gösterge ele alınacak dedi. Ali Yalçın ayrıca yalnızca bakanlığın çalışmasını yaptığı belli meslek grupları değil, 3600 ek göstergenin bütün meslek gruplarına, bütün kamu ve kamu emekçi meslek gruplarına yansıtılması gerektiği görüşünü de yine Bakan Vedat Bilgin'e ilettiklerini söyledi. Özetlemek gerekirse önemli 3 konu gündeme geldi. 3600 ek gösterge konusunda mutabakat sağlandığı ve asgari ücret sonrası komisyonun toplanarak bu konunun ele alınacağını söyledi. Ocak ayında devreye girecek toplu sözleşmelere ek protokol eklenerek 15 Ocak'ta yatacak kamu ve kamu emeklisi maaşlarına bu ek protokol zammının da yansıyacağı söyledi. Bir diğer önemli konu başlığı da sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenlemeydi. Bu çalışmanın sadece doktorları değil tüm kamuda çalışan sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini ifade etti diyelim ve sözü yeniden İstanbul'da size bırakalım. Mehmet Akif Ersoy. Bedircan, teşekkür ediyoruz. Devam.